hava veriyoruz buraya. Dolayısıyla bakteriler vasıtasıyla karbon gidebiliyor burada. Bir havalı bölüm var, aerob bölge. Bir anaerob, havasız bir bölge var. Bir de anoksik bölge var. Bu üçünde farklı işlemler, farklı bakteriler tarafından yapılıyor. Evet. Yani buradaki esas işlevi bakteriler yapıyor. Merhaba, günaydın. Vekilim, hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim. Hayırlı olsun. Sağ olun. Eşlik edeyim ben de size. Tabii tabii, olsun olsun. Nasılsınız? Sağ olun. Çok sağ geçmiş olun. Olsun öncelikle sağ olun, tekrar. Teşekkür ederiz. Farklı bakterilerle biz burada arıtma işlemini yapıyoruz. Yani karbon bakterileri, azot ve fosfor bakterileri farklı farklı. Evet. Kimi havayı seviyor, kimi havayı sevmiyor. Böyle o ortamları oluşturmak suretiyle bakteriye yaptırıyoruz. Biyolojik şeyi oradan geliyor, ileri biyoloji. Şunlar hava boruları, buradan gelen. Bunlar dipte, difüzörler vasıtasıyla aynı akvaryumlardaki gibi alttan hava veriyor. Kaç metreküp kapasitemiz oldu? Şimdi mevcut 360 bin metreküp birinci kademesiydi. Tamam. Burada 240 bin, toplamda 600 bin metreküp. Bir de 20 bin metreküplük bir geri dönüşüm tesisimiz var. O da tesisin iç ihtiyacını, içme suyu ihtiyacını karşılamak amacı. Yani esas işte buradan hava verilmek suretiyle. Buradan 100 ton çamur alıyoruz. Çöker sürekli. İşte bundan güçler. Size onurlar, işlerde hoş geldiniz efendim. İstanbul'umuz için yeni bir ileri biyolojik atık su arıtma tesisini hizmete alıyoruz. 2010 yılında hizmete alınan 360 bin metreküp bölü kapasite, gün kapasiteli Ataköy ileri biyolojik atık su arıtma tesisi birden sonra buna ilave olarak 240 bin metreküp gün kapasiteli Ataköy 2 ileri biyolojik arıtma tesisini bugün hizmete alacağız. Bugün İstanbul'a günlük ortalama 3 milyon metreküp su vermekteyiz. Buradan çıkan atık sular da toplanarak arıtma tesislerimizde arıtılmakta ve çevreye zarar vermeyecek şekilde uzaklaştırılmaktadır. Tarih boyunca güzelliğini sudan almış olan İstanbul'un denizlerinin, göllerinin ve tüm su kaynaklarının korunması, buralara arıtılmamış hiçbir atık suyun karışmaması öncelikli hedefimiz. İSKİ olarak İstanbul'un bu güzelliklerini korumak ve deniz suyu kalitesini daha iyi kriterlere taşımak için yatırımlarımızı planlıyor ve hayata geçiriyoruz. İSKİ'nin şu an İstanbul'da yaklaşık 17.500 km uzunluğunda atık su altyapısı ve 88 farklı atık su arıtma tesisi bulunmaktadır. Bu tesislerin 80 adedi biyolojik ve ileri biyolojik atık su arıtma tesisleridir. Ataköy 1 tesisi ile İstanbul'un Bakırköy, Bahçelievler, Bağcılar, Başakşehir, Küçükçekmece ve Sultangazi ilçelerinden yaklaşık 1 milyon 400 bin nüfusun atık suları bu tesisimizde toplanmakta ve arıtılmakta. Ancak İstanbul'da artan nüfus sebebiyle tesisin ikinci kademesinin inşa edilmesi zorunlu doğmuştur. İkinci kademe tesisimiz ile bugün açılışını yapacağımız toplam arıtma kapasitemiz 240 bin metreküp artarak toplamda 600 bin metreküpe ulaşmış olacaktır. Böylece yaklaşık 2 milyon 400 bin nüfusun atık suyunu arıtabilir seviyeye ulaşmış olacağız.
Tesisimizde ayrıca gelişen arıtma teknolojileri de kullanmaktadır. Örneğin günlük 20 bin metreküp atık suyun geri dönüşümünü ve tekrar kullanımını sağlayacak membran ünitesi de tesis bünyesine kazandırılmıştır. Buradan çıkan su tesis ihtiyacı için kullanılacaktır. Tesiste arıtma faaliyetleri sırasında ortaya çıkan çamuru bertaraf etmek ve çamuru ikinci yakıt olarak kullanabilmek için çamur çürütme tankları inşa edilmiş. Buradan elde edilen biyogaz tesisin ısıtmasında ve enerji ihtiyacı için kullanılacaktır. Bu sırada elde edilen kuru çamur ise çimento fabrikalarına yakıt olarak verilmekte ve daha yeşil bir İstanbul için önemli bir geri dönüşüm sağlamaktadır. Yaklaşık günlük 100 ton çamur çimento fabrikalarına verilmektedir. Tesisimizin maliyeti 84 milyon eurodur. Sayın Büyükşehir Belediye Başkanım, değerli konuklar, İstanbul için yeni ileri biyolojik atık su arıtma tesisi inşa etme çalışmalarımız devam ediyor. Yapımı 2021 yılında başında tamamlayacağımız Tuzla 3. kademe atık su ileri biyolojik arıtma tesisi 400 bin metreküp kapasitede olacaktır. Böylelikle Tuzla kompleksindeki toplam arıtma kapasitemiz 640 bin metreküp olacaktır ve bu ülkemizin en büyük atık su arıtma tesisi kompleksidir. Bunun dışında dış krediyle yapmayı planladığımız Paşaköy'de 3. atık su arıtma tesisi, Ambarlı'da 300 bin metreküp kapasiteli bir tesis, o da Ambarlı'nın 2. kademesi olacak. Ataköy'de 3. kademe 150 bin metreküp olarak planlanıyor. Bu tesislerimizde önümüzdeki yıllarda başlayacağız. Yine yapımını 2021 yılı sonunda tamamlayacağımız Balta Limanı Atık Su Biyolojik Arıtma Tesisimiz de İstanbul'umuz için çok önemli bir çevre yatırımıdır. Bu arada Riva, Kilyos ve Melen Havzası'nda da çevre koruma yatırımlarımız ve arıtma tesislerimiz devam etmektedir. Hedefimiz İstanbul'un denizlerine, göllerine ve tüm su kaynaklarına tek bir damla atık suyun girmemesini sağlamak ve kentimizin deniz suyu kalitesini çok iyi noktalara ulaştırmaktadır. Sözlerime son verirken hepinizi saygıyla selamlıyor, tesisimizin İstanbul için hayırlı olmasını diliyorum. Kıymetli milletvekillerimiz, değerli belediye başkanım, siyasi partilerimizin kıymetli başkanları, değerli meclis üyesi arkadaşlarım, yol arkadaşlarım, konuklarımız, hanımefendiler, beyefendiler, sizleri İstanbul'umuzun bu değerli yatırımının açılışında ağırlamaktan büyük bir keyif duymaktayım, onur duymaktayım. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. İstanbul, çevremiz için, sağlığımız için aslında önemli bir tesisin hizmete açılışını bugün yaşıyor. Ataköy İleri Biyolojik Arıtma Tesisimizin ikinci etabını hep birlikte hayata geçiriyoruz. Değerli Genel Müdürümüz, bu yatırımla ulaşılan 2.4 milyonluk nüfusun atık suyunun yönetimini burada yöneteceğimizi sizlerle paylaştı. Keza aynı zamanda İstanbul'umuzun farklı noktalarındaki hem yatırımların, yürüyen yatırımların, atık suyuyla ilgili yürüyen yatırımların boyutlarından bahsetti. Hem de İnşallah hem 2021 ve ilerleyen birkaç yıl içerisinde başlayıp tamamlayacağımız tesislerimizle aslında İstanbul'un tabiri caizse ki tarihi boyunca sularıyla değer bulan gölleriyle, boğazıyla, Karadeniz'iyle, Marmara Denizi'yle değer bulan dünyanın en güzel coğrafyalarından birinde bulunan İstanbul'umuzun İnşallah tek bir metreküp atığının bu pırıl pırıl sularına akmadığı bir İstanbul var etme konusunda gerçekten güzide ve kadim kurumumuz İSKİ'nin
yoğun çalışmalarını devam ettireceğimizi az önce size ifade etti. Gerçekten bu kadar güzel bir şehrin varlığının teminatı olan işte bu bahsettiğimiz su politikaları ve çevre politikaları çok çok kıymetli. Son dönemde yaptığımız çalışmaların aslında sağlıklı ve doğru çalışmaların, atılan doğru adımların ürünlerini hep beraber görüyoruz İSKİ bünyesinde. Özellikle Haliç'te atılan adımlarla gerçekten temiz bir Haliç'i, tekrar yunusların, balıkların ziyaretine başladığı bir Haliç'i hep beraber seyrediyoruz. Aynı zamanda Kurbağalı Dere'nin sonlandırılan çalışmalarıyla ki çevre düzeni ve parkların çok daha nitelikli hale getirilmesiyle harika bir doğa parçasının böyle İstanbul'umuzla buluştuğu bir bölgeye dönüşecek. Orada da artık Kurbağalı Dere'nin bırakın kokuyu, balıklarla nasıl bir keyifli manzara verdiğini hep beraber yaşadık. Ancak denizlerimizin korunması açısından bütün bu bahsettiğimiz yatırımlar önemli ama bu yeterli değil. Toplumun bilinçli olması ve özellikle çevreye duyarlılık konusunda topyekün bir mücadeleyle, seferberlik duygusuyla hareket etmemiz İstanbul'umuzun belki de en koruyucu mekanizması olacaktır. Bu manada denizlere çöp atmamak, insanlarımızın kullanımları esnasındaki atığa karşı duyarlılığı, özellikle sorumluluk tavrı esas temizliğin mekanizmasının en önemli parçası ve boyutu olacaktır. Zira neredeyse misafirleriyle, turist yapısıyla 20 milyonluk nüfusu yönettiğimiz bu kentte sadece ve sadece mekanik yatırımlarla ya da sistemlerle süreci başarıya ulaştırmamız mümkün değil. Yani evimizden başlayan, sokağımızdan, parkımızdan devam eden süreçle İstanbul'umuzu koruyor ve güzelleştiriyor olmak zorundayız. Değerli dostlar, İSKİ'nin geçmişten bugüne yaptığı ve bundan sonra da yapacağı doğru yatırımların elbette ki yanında ve o sistemin iyi işlemesi noktasında da sürdürülebilirliğin yanında olan bir yönetimiz. Ama yanlış olan bir yatırımın ya da tariflendiği yer ile yaratacağı tahribatlar ile yanlış olan tasarlanmış yatırımların da karşısındayız. Ya bu manada hem İSKİ'nin bünyesinde olan Haliç kıyısında büyük bir tahribat yaratacağından emin olduğumuz ve neredeyse Haliç'in yaşamını tehdit edecek olan iptal ettiğimiz arıtma tesisinde aslında ne kadar doğru karar verdiğimizi çok yakın zamanda Haliç'in çevresinde orada bulunacak olan, yapılacak olan yeni yeşil alan yatırımlarıyla ve Haliç'in güzelleşmesiyle ne kadar doğru bir karar verdiğimizi çevre açısından, manevi açısından tekrar sizinle paylaşmak istiyorum. Çok yakında bunu daha da çarpıcı şekliyle size göstereceğiz. Zira işin maddi boyutu başka bir taraf. Tabii bunun yanı sıra bahsettiğimiz bu süreçler aynı zamanda çevre yatırımı ve çevrenin düzenini bozmama açısından atık su yönetiminden içme suyu yönetimine kadar İSKİ'nin belki de damardan bütün alanlarını ilgilendiren işte Kanal İstanbul gibi anlamsız çevreyi bertaraf edecek, heba edecek süreçlerinde tümüyle karşısında olduğumuzu ve bu mücadeleyi de en üst seviyede vereceğimizi, verdiğimizde halkımızla tekrar paylaşmak istiyorum. Yani biz buraya İstanbul halkının çıkarlarını korumaya, İstanbul'un doğasının, maneviyatının, yaşamının, tarihi varlıklarının, değerlerinin korumasını sağlamaya gelmiş bir yönetimiz. Yani doğruya da baş eğen, yanlışa da baş eğen bir yönetim değiliz. Doğruya saygı gösteren ama yanlışa karşı da dimdik durup
İstanbul'daki 20 milyon halkımızın çıkarlarını koruyan ve hatta İstanbul'un geleceğini teminat altına almaya mesul olan bir yönetimiz. Bunu unutulmamasını istiyorum. Her şeye evet diyenlerin, her şeye boyun eğenlerin ülkemizin birçok konusunu, birçok sorununu nasıl büyük bir problem haline getirdiğini yakın günlerde yaşadığımız birçok deneyimlerle tekrardan aslında görmüş durumdayız. Bu manada özellikle İstanbul'umuzun bu çevreye duyarlı, çevrenin etkilerini aynı zamanda insan yaşamına dair pozitif yöne evirecek adımların atılmasında başka bir zorunluluk yaşadığımız da bir dönemdeyiz. Bakın pandemi sürecindeyiz. Pandemi süreci tek başına maske, mesafeyle tanımlanacak bir süreç değildir. Aynı zamanda yoğun nüfusa sahip şehirlerdeki insanların yaşam alanlarının düzenlenmesinden, meydanlarından, parklarına varıncaya kadar ve hatta çevreyi koruyucu unsurlarına, işte atık su yönetimine, temiz suyun insanların evlerine varmasına kadar bütün aşamalarıyla ilgili bir alandır. Yani biz bu yaptığımız yatırımlarla hem toplum sağlığını hem bireylerin daha sağlıklı ve de bu tür bulaşıcı hastalıkların ya da bu tür tehditlerin olduğu ortamlarda insan yaşamını teminat altına alma konusunda yapılan ciddi ve önemli yatırımlardır. Kıymetli dostlar, hazır pandemi sürecinden bahsetmişken belki de bugünün konusunun biraz dışında ama hayatımızın tam da göbeğinde, tam da içinde COVID-19 süreciyle ilgili, salgınla ilgili birkaç cümle de etmek isterim. Kıymetli hemşehrilerim, değerli katılımcılar, değerli milletvekillerimiz, COVID-19 salgın süreci Türkiye'mizde ve özellikle İstanbul'da ne yazık ki çok ama çok endişe verici boyutlara ulaşmıştır. Hiç kimse bu konuda görmezden gelme ya da duymama konumuna gelemez. Her bireyde sorumlu, her bireyde sorumluluk anlayışı içerisinde hayatını değiştirmek mecburiyetinde, aynı zamanda bizim gibi yöneticilerin de doğruları söyleme ve en doğru metotlarla tedbir almayı aksatmama konusunda hareket etme mecburiyetimiz var. Değerli dostlar, Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre hasta sayısının %50'si İstanbul'da oluyor. %50'si. İstanbul'da gerçekten kontrol dışı bir süreç yaşıyoruz. Yani ben de bunu deneyimledim. Görüyoruz ve burada herkes farkında ki bu iş Mart, Nisan, Mayıs dönemindeki gibi değil. Çünkü çok yakın çevremizde, yani çember gittikçe daralan bir biçimde çok yakın çevremizde neredeyse herkesin hastalandığını ve bu hastalığı yaşadığını görüyoruz. Salgının 7. ayına geldik. Her geçen gün bu artan sayıyla şu anda hastanelerimizde de yoğun bir hasta sayısının oluştuğunu ve gerçekten hasta yatak sayısı konusunda bazı hastanelerde artık zorlanıldığını da hep birlikte yaşıyoruz. Yani bunu niye yaşıyoruz diyorum? Çünkü biz yöneticiler olarak yakın çevremizdeki insanların her türlü taleplerini ve sorunlarını dinlerken bunu deneyimliyoruz. Yer bulma konusundaki sorunlara varıncaya kadar. Her konu bizim bütüncül sorumluluğumuzdur. Hele hele salgın gibi seferberlik gerektiren ortamlarda hep beraber elimizi taşın altına koymak, hep beraber ortak akılla çalışmak mecburiyetindeyiz. Değerli dostlar, nüfusu İstanbul'dan az olan Avrupa ülkelerinden dahi daha az sayı açıklamak, salgınla mücadelede ne anlama geldiğini ben açık anlayabilmiş değilim. Yani bu sayı açıklamaktaki toplumun gerçekleri konuşmuyorsunuz anlamındaki intibanın
oluşmasına katkı sunan bazı yetkililerin, görevlerin bu tavrını ben anlayabilmiş değilim. Çözemiyorum bir türlü. Yani madem biz 10 milyonu bile aşmayan nüfusu olan bir kısım ülkelerden 83 milyonluk ülke olarak çok daha iyi durumdaysak, dünyanın gelip bunu incelemesi, bizi alkışlaması, bizim de bunu bütün dünyaya insanlık adına anlatmamız gerekir. Böyle davranmamız gerekir. Ama yani bunun bize ne faydası var eğer bu sayılar veya açıklamalar doğru değilse, ben bu faydasını çözemiyorum bir türlü. Bir çözen varsa bana anlatsın, ben de alkışlayacağım. Yani düşünün ki bir Belçika, 11 milyonluk bir Belçika'dan bile eğer bizdeki vaka sayısı ya da ölüm sayısı 2-3 kat az ise, gerçekten bunu bütün dünyaya insanlık namını öğretelim, anlatalım ya. Ama eğer bir yanlış varsa açıklamalarda, bunun da anlamlı olmadığını, milletimizi bu anlamda yanlış bilgilerle yanıltmanın doğru olmadığını da altını çizmek zorundayım. Ben İstanbul'daki 20 milyon insanımızın yaşam haklarının, onların sağlıklı kalmasında gerektiğinde en sert uyarıların yapılması gerektiği makamda duruyorum şu anda. Gerçekten bulaşıcılığı derhal azaltmak zorundayız kıymetli hemşehrilerim. Yazıktır insanlarımıza, yazıktır özellikle ben de birebir canlı yaşadığım o güzide sağlık çalışanlarımızın emeklerine, onların yaşamlarına. Her şeyi yerine koyabiliriz ama kaybettiğimiz yaşamı, kaybettiğimiz canları tekrar yerine koyma şansımız yoktur. İstanbul Büyükşehir Belediye'miz Mart ayından beri akılla ve bilimle hareket etme konusunda bizi doğru yönlendirmesi hususunda İstanbul'da bir bilim danışma kurulumuzu kurduk ve her daim onların ortaya koyduğu fikirleri alarak uygulamalarımızı ekledik. Ben İstanbul adına konuşmak zorundayım. Madem işin yarısı İstanbul'da, madem Dünya Sağlık Örgütü'nün belirlediği hususlarla ancak ve ancak süreci teminat altına alabiliriz, o zaman benim de bu anlamda bütün doğruları vatandaşlarımızla ve yetkilileri uyararak paylaşma zorunluluğumuz var. İki adet açılma kriteri var Dünya Sağlık Örgütü'nün. En az 14 gün boyunca, birincisi şu, en az 14 gün boyunca test sayısı artacak ama vaka sayısı da azalacak ki açılma olsun. İkincisi, en az 14 gün boyunca ölüm sayıları azalacak ve sağlık personeli hastalanması da azalacak ki açılma olsun. Bu Dünya Sağlık Örgütü'nün söylediği. Bu iki kritere bakınca Türkiye'mizin ve özellikle İstanbul'umuzun, ben İstanbul adına konuşuyorum, özellikle İstanbul'umuzun şu anki verilerine baktığımızda, bu iki kriteri de önümüze koyduğumuzda kesinlikle bir kapanmanın şartlılığı ortadadır. Çok net. Bunu buradan bütün yetkililerle, bütün İstanbul halkımızla paylaşmak zorundayım. Bilim Danışma Kurulumuzun özellikle salgının hızını düşürmek ve özellikle bulaştırıcı, bu sürecin çok hızlı bulaştığı bu dönemin radikal bir şekilde kontrol etmek adına 2-3 haftalık bir kapanmanın ve özellikle bu sürecin ardından da takibin, güçlü bir takip sisteminin, yani filyasyon ve bu vesileyle de kontrollü bir açılma döneminin başlatılmasının şart olduğunu bize önermektedir İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde kurduğumuz bilim kurulu. Yani tekrar ifade ediyorum, 2-3 haftalık bir kapanmayı bize öneriyorlar ve ardından da güçlü bir takip, yani filyasyon dönemiyle beraber kontrollü bir açılma dönemini İstanbul'umuza öneriyorlar. Bunun için şunu söyleyelim, yani verilerimizin Nisan-Mayıs'tan çok daha ileride olduğunu altını tekrar kalın bir şekilde çizelim. Bunun 2-3 haftalık bir kapanmayla
bulaşıyı azaltma ve tekrar kontrollü, özellikle kontrolü sağlamada bir imkan yaratacaksa, İstanbul için kapanmanın böylesi bir düzelmeyi ortaya koyacağını bilim bize ifade ediyorsa, bunda direnmemenin, bunu özellikle devletimizin, yetkili kurulların, hükümetin değerli yetkililerinin değerlendirmesi ve İstanbul'a dair bu konuda çok hızlı hareket etmemiz gerektiğinin altını çizelim. Şunu unutmayalım. Ülkemiz güçlü bir ülkedir. Devletimiz güçlü bir devlettir. Bu 2-3 hafta, bahsettiğimiz 2-3 haftalık bir fedakarlıkla, yani şöyle tırmanmakta olan hasta sayısı ve vefat sayısını bir şekilde aşağıya doğru indirmek zorundayız. Bakın, Nisan-Mayıs dönemindeki gibi yaza giden bir dönem içinde de değiliz. Daha soğuk günlere doğru giden bir dönemin başındayız. Kasım ayındayız. Dolayısıyla bilim insanlarını, hekimleri, doktorları dinlediğimde, benim de öngörüleri aldığımda, benim de bu uyarı yapma zorunluluğum ortaya çıkıyor. Devletimiz güçlüdür. 2-3 haftalık bir kapanmayla böylesi bir düzelmeyi yaşayacağımız bir ortamda, bu kapanmanın hayatı etkileyeceği insanlarımızın ihtiyaçlarını giderme konusunda, hem ihtiyacı olan insanlar hem bir kısım meslek sahiplerinin ihtiyaçlarının giderilmesi hususunda donanımlı bir hazırlık yaparız. Ortaya el birliğiyle bir seferberlik süreci tanımlarız. Büyükşehir Belediyesi, belediyeler, valilik topyekün donanımlı bir şekilde hazırlığımızı yaparız. Doğru zamanı açıklarız ve hep birlikte İstanbulluların bütün ihtiyaçlarını o 2-3 haftayla ilgili hep birlikte seferberlik duygusuyla gideririz. Bunda hiç kimsenin kuşkusu olmasın. Yani nasıl ki daha önce bunu hep beraber hallettik, tekrar hallederiz. Bizler, devletimizin kurumları, hükümetin diğer yetkilileri hep birlikte el ele verir, bu işi çözeriz. Kıymetli dostlar, bakın ben size bir şey söyleyeyim. Şu süreçte özellikle ısrarla şunu söyledik. Dedik ki insanların dışarıya çıkışlarındaki en önemli takip sistemi bizim elimizde İstanbul Kart. Milyonlarca kullanıcısı var. Bize verileri verin, hasta verilerini bize verin ve biz bu hasta verileri üzerinden İstanbul Kart kullanıcılarını engelleyelim. Otobüse geldiğinde o hastanın otobüs kartını kullandığında orada alarmı yanacak, uyarıyı yapacak ve biz gerekli işlemleri vatandaş hakkında başlatacağız. Ya ısrarla bize tek bir hasta verisi verilmedi. Ben bunu anlayabilmiş değilim. Bu talebimizi haksız bulan hiçbir devletin yetkilisine de rastlamadım. Yani madem haklıyız, bize hasta verisini niye vermezsiniz? Anlayabilmiş değilim. Yani şu yapılıyor. Bize binen yolcuların bir sayısını göndereceğiz. Bindikten sonra takip edilecek. Ya hasta araçlara bindikten sonra takip etsen ne olacak? Bulaştırdıktan sonra onu bulsan ne olacak? Bulmasan ne olacak? Bu tür yanlış uygulamaları, sebepsiz yere uzatılan bu tür yanlış uygulamaları gidermeliyiz. Bakın bir şey daha söyleyeyim. İstanbul'da bir gerçeği sizinle paylaşalım. Yani bu gerçeği niye söylemiyoruz, niye paylaşmıyoruz onu da anlamış değilim. Bugün İstanbul'da bize sağlık kurumlarının kendi notuyla bulaşıcı hastalık diye gönderilen vefat sayılarımıza baktığımızda, son bir hafta için özellikle konuşuyorum, Türkiye için açıklanan vefat sayısını, Türkiye için açıklanan vefat sayısının en az 50 kadar fazlası sadece İstanbul'da var. Bu kadar net. Yani bu sayının bu şekilde açıklanmasıyla ilgili bir geçerli durum ya da bize yanlış bir bilgi sağlık kuruluşlarından geliyorsa Mezarlıklar Müdürlüğü'ne, bunu gidersinler, doğruyu biz de görelim. Mutlu oluruz. Yani az insan vefat ediyorsa salgından, pandemiden, ben de mutlu olurum. O bakımdan bu doğruların vatandaşlarımızla paylaşılması ve aynı zamanda
Bu doğrular ve gerçekler üzerinden gerekli tedbirleri ciddiyetle almak zorunda olduğumuzu ben hayatımızın ve yaşamımızın, kayıplarımızın azalarak normalleşmesine dönük açıklamakla yükümlü makamda durduğum için bu doğruları sizlerle ve vatandaşlarımızla paylaşmayı bir görev biliyorum. Değerli dostlar, yine işte yaşamın, sağlığın sürdürülebilir olması için bu güzel adımın atılması ve gerçekten 600 bin metreküp'e çıkan ve hizmet ettiği nüfusun da neredeyse 2,5 milyona yakın bir nüfusla 7 ilçeye hizmet eden bu tesisin oluşmasına dair kendi enerjisini de neredeyse kendisi üreten ve gerçekten gördüğünüz gibi nitelikli bir suyun denize deşarjıyla aslında süreci tamamlayan ve o anlamda da özellikle denize deşarj metotlarında daha ileri seviyelerde yatırımı, denizin daha da ilerisine taşınmasına dönük yatırımları diğer noktalarda yaparak tekrardan söyleyelim ki bir metreküp suyun kirletilmediği, bir metreküp atık suyun dahi temiz suya karışmadığı bir İstanbul var etmek istiyoruz. Bu manada İstanbul'un diğer noktalarındaki tesislerimizin de hızlı bir şekilde tamamlanmasını arzu ediyoruz. Burada emeği geçen, geçmişten bugüne projeyi tasarlayan, yönlendiren, yapımına başlayan, süreci geçmişte yöneten bizden önceki bütün belediye başkanlarına, yöneticilerine buradan yürekten teşekkür ediyorum. Yine sürecin bizim dönemimizde en titiz şekliyle devamını sağlayan bütün çalışma arkadaşlarımıza, İSKİ Genel Müdür Yardımcılarından Yönetim Kurulu ve Sayın Genel Müdürümüze teşekkür ediyorum. Yine yüklenici firmamıza bu titiz çalışmalarından dolayı da teşekkür ediyorum. İnşallah İstanbul'umuzun her noktasını pırıl pırıl bulaşıcı hastalığı bertaraf etmiş, sağlıklı günlere kavuşmasını el birliğiyle hep beraber sağlayalım istiyorum. Hepinize sağlık dolu günler diliyor. Allah hepinizi bu salgın hastalıktan korusun ve güzel yaşam koşullarıyla İstanbul'da hayatımıza devam etmeyi hepimiz için diliyorum. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Ataköy'ün yeni bir yolculuğu da Kutlu Arık Patriyesi'nin ikinci etapı hayırlı olsun.